Selam yumur severler. Yeni bir kuluçka videosuyla birlikteyiz. Böyle garip bir video açılışı yaptım çünkü vlog çekmeyi beceremiyorum ben. Sürekli sallıyorum o kamerayı. Dedim sabit koyayım böyle bir şeyler işte. Şimdi biliyorsunuz geçen sene bir tane kuluçka videosu yapmıştım ben. Bu sene böyle bir video yapmaya niyetim yoktu aslında. Fakat babam yazlığa bir tane kümes yaptı. Ben de hazır kuluçka makinesi var falan derken işte muhabbetler öyle gelişti. Şu anda civcivler çıkmaya başladı. Size çıkan civcivleri göstereceğim ilk önce. Yani bu sefer öyle çok süreci falan anlatmama gerek olduğunu düşünmediğim için öyle her şeyi çekmedim. Şurada depo olarak kullandığım tuvaletteler şu anda. Burası kullanılmıyor bu arada, yani tuvalet diye böyle aklınıza şey gelmesin. Pis bir yer gibi gelmesin. Kullanılmayan bir yer burası. Bak ben gelince hemen hareketlendiler. Burada şu anda kayıttayım. Aa, çıkmış yumurta. Şuradaki yumurtanın çıkışını yakalamaya çalışıyordum. Bakın çıkmış. Tamam, o zaman sen kenara geçebilirsin. Şu an elimde 20 saatlik falan kayıt var bu arada. Çıkan bütün civcivleri yakalamaya çalışıyorum. Şöyle bir içerisini göstereyim size. Cicikleri göstereyim. Şu galiba yeni çıkan, daha tüyleri yumuşamamış. Bakın daha ıslak. Bazıları hareketlenmeye başladılar. Şurada birkaç tane sarı var. Çoğu siyah bu sefer bu arada. Şu an kapağını açmak istemiyorum size hepsini göstermek için. Çünkü nem dengesini sağlamam çok zor burada. Niye öyle oldu bilmiyorum ama nem acayip hızlı değişiyor burada yani. En az hava akımı burada var diye buraya getirdim aslında. Şu çok güzel olacak gibi duruyor bu arada. Sarı fakat üstünde böyle gri kırçılları falan var. Tüyleri birazcık kurusun, daha net anlayacağım onu. Kontrol yapmaya fırsatım olmadı. Bayağı yoğun ve zor bir hafta geçiriyorum. Ya yani hangileri dolu kontrol yapmaya fırsatım olmadı. Normalde videoyu oradan başlatmak istiyordum. Toplam 24 yumurta koydum içeri. Şu anda kaç olmuşlar? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 tanesi çıkmış. Birkaç tane çatlamaya başlayan var. Mesela şunun şurası çatlamış gördüğünüz gibi. Şurada bir tanesi çatlamaya başlamış. Bakın şu. Daha kaç tane çıkacak bilmiyorum. Kaçı dolu onu da bilmiyorum. Yani şunlar belki de komple boştur. Çünkü bu yumurtalar çok karışık bu sefer. Babam getirdi bu yumurtaları ve üstüne böyle kodlar yazmış, bir şeyler yazmış ama şu D olanlar galiba Denizli horozu. Şu K olanlar komşudan sanırım. Bir tane bizim kendi yumurtamız vardı. Şu an o dediğim kümeste birkaç tane tavuk var. Şu siyahlardan bir tanesi bizim yumurtamız ama hangisi bilmiyorum. Komple siyah olarak görmüştüm ben onu. Şu olabilir. Bakın tam şu elimin üstündeki büyük ihtimalle bizimki ama neredeyse hepsi siyah olduğu için emin olamıyorum şu anda. Karıştı o araya artık yani. Bizimki sizinki yok artık. Hepsi bizim. Şimdi bunlara bir tane bakım odası ayarlamam gerekiyor. Normalde bir yapı markete gidip malzeme almam gerekiyordu bakım odası için fakat bir türlü fırsatım olmadı. Daha doğrusu fırsattan ziyade sürekli sokağa çıkma yasağı falan derken gidemedim. O yüzden evdeki malzemelerle doğaçlama bir şeyler yapacağım şimdi. Şurada bir tane monitör kutum var. Şu kutuyu kullanmayı düşünüyorum. Bayağı büyük bir kutu. Bunu yatay olarak kullanırsam bayağı bir hacmi olacak içinde. Burada gelecek videolardan bazı şeyler var. Bunları şu an gösterebilirim çünkü bu videoyu zaten birkaç hafta sonra izleyeceğiniz ve bunların videoları büyük ihtimal gelmiş olur. Evet, bayağı geniş bir alanımız var burada. Hatta hava almaları için kendiliğinden delikleri falan var. Bence bu kutu iş yapar. Sadece bunu sabitlemem gerekiyor çünkü bazı yerleri çok oynak. Bir de şu kapağı kesmeliyim gibi geliyor çünkü bunu bu şekilde kullanmak zor olacak. Direkt üstüne bunu böyle tutturma gibi kullansam daha rahat olur. Böyle yana falan da kaydırabilirim bu sayede. Nasıl başardım bilmiyorum ama yamuk yumuk kestim. Yine birkaç tane hava alabilecekleri delik keseceğim buraya. Evde gazete bulamadım. O yüzden altlarına şimdilik şunları sereceğim. Hatta bir tane daha lazım olacak ki bundan ama neyse, ona birazdan bakarım. İçine de üşümemeleri için şunu koyacağım. Normalde buraya sabit bir duy ayarlamak istiyordum fakat dediğim gibi alışverişe çıkamadım. O yüzden bunu koyacağım. Ama yine de bunu buraya sabitleyeceğim çünkü devirme ihtimalleri var. Evet, böyle iş görür bence. İçine de bir tane şu eski sarı ampullerden takacağım. Çünkü bunlar bayağı bir ısı veriyor ve şu an burayı ısıtmam gerekiyor. Yani amacım bunu ısıtmak. Bir de şöyle suluk koyacağım buraya şimdilik. Bence hazırız. Şimdi kurumaya başlamış civcivleri buraya getirmeye başlayacağım. Şu an o kadar küçükler ki. Şimdi şöyle iyice bir eğeyim. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Tamam. Şimdi ben bunların kapaklarını kapatacağım. Çünkü 1-2 gün üşümemeleri gerekiyor. Evet, şu anda bakım odamız hazır olduğuna göre artık beklemekten başka yapacağım bir şey kalmadı. Şimdi civcivlerin yumurtadan çıkış görüntülerini yakalamak için ben yine yukarı kaçıyorum.
Şu anda civcivlerin 5. günü. Uyuyorlardı, ben şimdi böyle konuşmaya başlayınca uyandı hepsi. Sadece bir tanesinin 4. günü ve bir tanesinin 3. günü. Garip şeyler yaşadım, şimdi size anlatacağım hepsini. Uyanın bakalım. Ne bu uyku? Ne bu uyku? Ha? Bütün gün uyuyorsunuz. Şimdi bakın, yem kabını dolduracağım ve şu uykucular bir anda ne hale gelecek? Gelin bakalım. Saldır. Daha bir saat önce falan yediler bu arada. Böyle saatlerdir açmış gibi davrandıklarına bakınmayın. Hep açlar. 24 yumurtadan 14 tanesi çıktı bu arada. Kalan yumurtalar boşmuş. Ve bu 14 civcivden 12 tanesi gayet normal, doğal bir şekilde çıkmışken 2 tanesi beni bayağı uğraştırdı. Şimdi onları göstereceğim size. Şu minik yumurtadan kendi çıkamadı. O kendi çıkamadığı için ben elle çıkartmak zorunda kaldım. Fakat hiçbir sağlık problemi olmadı. Böyle birkaç saatte toparladı kendini ve şu an canavar gibi. Hiçbir sıkıntısı yok. Sadece diğerlerine göre daha küçük. Ve diğerlerinden küçük olmasının sebebi yumurtadan geç çıkmış olması değil. Bunun türü direkt farklı. Bir de bunun kardeşi olduğunu tahmin ettiğim bir tane var. O da şu arkadaş. Bu aralarında en güzelleri. Fakat bu beni 2 gün uykusuz bıraktı. Çok tatlı, çok güzel. Şu güzelliğin hikayesi de şöyle gelişti. Ben kuluçka makinesini kapatacaktım tam ve kardeşim dedi ki bir tane daha yumurtada çatlak var. Fakat normalde civcivler yumurtayı çatlattığı zaman böyle gagasını çıkartabileceği kadar alanı çatlatıyor. Bu oradaki kabuğu bile kaldıramamış. Yani hayvan yumurtanın içinde bayağı zayıf da anlayacağınız. Yani doğal bir şekilde kendi çıkması imkansızdı. Sonra ben bu arkadaşı yumurtadan çıkarttım. Normalde yumurtadan çıkarttıktan sonra böyle 4-5 saat sonra kendilerine gelmeye başlıyorlar. Fakat bu hiçbir şekilde yürüyemiyordu. Sonra inceleyince fark ettim ki hem tırnakları hem de bacakları böyle tam gelişmemiş. Ayakları şöyle duruyordu. Açamıyordu hiçbir şekilde. Ve bacakları da şöyle yana doğru kıvrıktı. Hem tırnaklar yamuk hem bacaklar yamuk. Bayağı yürüyemiyordu. Sonra ben bu arkadaşı azıcık mumya çevirdim. Bütün tırnakları böyle bantla düzleştirdim. Bandın içinde sabit kalacak. Alçı yapmışım gibi düşünebilirsiniz. Ayaklarımı da cırt cırtlarla falan böyle sabitledim. Bayağı hayvanı mumya çevirdim yani. Bayağı şey, bir komik bir görüntüydü. Tamam, bir şey yok. Tamam, bir şey yok. Bırakıyorum. Tamam. Gel. 1,5 gün boyunca falan öyle mumya gibi takıldı. Yürüyemediği ve su içmeye gidemediği için böyle şırıngayla falan besledim. Sonra sargılarını açtım ve 5-6 saat sonra yürüyebiliyordu. Bunun sebebi de şu, civcivler o yeni doğduklarında o kıkırdak gibi olan ayakları falan yumuşak bir formda oluyor. Ben onları sabitlediğim için tırnakları falan düz bir şekilde sertleşmiş oldu ve düzgün şu an, böyle çok hafif, diğerlerine göre belli oluyor yani tırnakları böyle çok hafif yamuk ama o haliyle herhangi bir fotoğraf veya video çekmedim çünkü geçen sene de bir kuluçka videosu yapmıştım ben. Orada da tek civciv böyle bacağında yamukluk vardı. Ona da ayakları düz basabilsin diye böyle lastikle sabitleme yapmıştım ve bir dünya kişi bana sövdü. Çünkü videonun devamını izlememişler ve o sahneyi gördükleri için hayvana bir şey yapıyorum falan sanmışlar. Bunu görselerdi herhalde bayağı şey yaparlardı. O yüzden dedim bu sefer hiçbir şey çekmeyeceğim, hiçbir şey göstermeyeceğim. Ama şu an hiçbir şey yok ve çok tatlı. Çok tatlısın sen. Acaba yumurtaların arasında bıldırcın falan karışmış olabilir mi diye düşündüm ya. Çok farklı bir şey bu. Çok farklı bir hayvan. Ama çok güzel. Böyle sürme gözlü falan, şu tipe bakın. Şunun tipe bakın, şu güzelliğe bakın. Şimdi 14'ünü de teker teker gösteremeyeceğim. O yüzden azıcık farklı olan birkaç tanesini göstereceğim. Şu tosuncuk yumurtadan ilk çıkanlardan bir tanesi. Videonun başında göstermiştim ya, tüyleri kuruduktan sonra daha iyi anlayacağım diye. Bu o işte. Ve cengaver zıplayıp gitti direkt. Şu tam bir civciv. Civciv dediğimiz zaman aklımıza gelen civciv var ya işte. Direkt o yani. Böyle fotoğraflarda falan kullanılan civciv bu direkt. Tamam, hadi sen de git. Sonra aralarında en ağırı. Yani şu bayağı ağır. Diğer yerlerine göre ciddi bir ağırlığı var ve böyle kafasında falan kahverengilikler falan var. Tombalak köy tavukları oluyor ya, bu kesin onlardan bak. Diğerlerinin tipler aşağı yukarı aynı. Şu an yanlarında konuşuyorum diye azıcık stres yaptılar. O yüzden hepsi buraya saklandı. Bir şurada bir tane simsiyah var herhalde. Yo, bunda altı siyah değilmiş ama bu da çok güzelmiş ya. Şimdi size bunlar nasıl artistlik yapıyor onu göstereceğim. Bakın şimdi. Bak 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 bak. Kim artistleniyorsun sen ha? Kim artistleniyorsun? Sen gel. Parmaklara karşı bir sinirleri var böyle. Parmak görünce sinirleniyorlar. Oo, ne oluyor? Ne oluyor? Ha, ne oluyor? Sen denizli horozu musun yoksa? Ne oldu, erkekliğin bu... Oha, oha. Bayağı saldırıyor. Böyle hangileri horoz onu anlıyorum. Bak bu kesin tavuk. Kocaman, kocamansın.
Ama kesin tavuksun sen. Mıncıklamalık mıncıklamalık böyle tontik bir tavuksun. Şimdi birkaç saat sonra ailem gelecek ve bunları yazlığa götürecekler. Çok da üzülmüyorum açıkçası çünkü evin içi bayağı kokmaya başladı. Şu altlarındaki kağıdı daha yarım saat bile olmadı değiştireli. Ve şimdiden ne kadar çok kaka olduğunu görebiliyorsunuz. Yani muhtemelen tek bir civciv bir günde kendi ağırlığı kadar yapıyor. Öyle diyeyim size. Sürekli yiyip içip yapıyorlar. Yiyip içip yapıyorlar. Onlar için de çok daha iyi olacak tabii ki. Toprağa gidecekler. Toprağa eşeleyecekler falan böyle. Doğalarına daha uygun olacak. Bu arada geçen seneki videoda deve kuşu yumurtası çıkartabileceğimi söylemiştim fakat hala deve kuşu yumurtası bulamadım. Yani buluyorum aslında, birkaç yerden buldum fakat kargo ile yollamaları gerekiyor ve kargoda sallanacağı için o yumurta. Zaten deve kuşlarında çıkım oranı bayağı düşükmüş. Yani 5 tane koysanız 1 tane çıkarsa çıkıyormuş, öyle diyeyim. Bir de o yumurta sallanınca mallanınca o ihtimali iyice düşürüyorum. Dolayısıyla gidip kendim almam lazım ve bir türlü fırsat bulamadım. Bu arada gideceğim yerler de yakın yerler değil yani. Yozgat falan böyle bayağı uzak yerler. Galiba bir de Balıkesir'de varmış. O Balıkesir'dekiyle konuşabilirim. Bilmiyorum işte yani. Bir yere gidip alacağım bir ara ama. Umuyorum ki bu yaz yapacağım. Yani hala niyetim o şekilde. Şu an zaten gidemiyorum hiçbir yere. Ama sözüm söz. Yapacağım yani. Bu yaz olmazsa önümüzdeki yaz var. Önümüzdeki yaza kadar bu olaylar geçerse var yani. Daha önümüzde çok yaz var. Ölmezsek, sağ kalırsak. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek veya aşağı bir yorum yaparak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımdan anında haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.